Merhaba arkadaşlar, Ezgi'nin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Çin'e pazarına ulaşacağız. Hava biraz serin. Gözüme çarpanları size aktarmak istiyorum. Onlar zeytin çırpma sırıklarıymış. Çin'e de en çok kullanılan. En düşüğü adam boyunda. Kaç metre en yükseği şu? 5 metre. En az 5 metreymiş. Ne kadardır bu işi yapan? 33 senedir. Maşallah. Sadece bu işi yapıyorsun he? Bravo. Peki bu demirin adı ne? Şu elinizdeki demirin adı? Sıyırga. Efendim? Sıyırga. Sıyırdan. Sıyırdanmış yani sırık bıçağı diyor emmiler. Peki teşekkür ederiz. Çok ilginçmiş gerçekten. Sadece zeytin bölgelerinde oluyor sanırım bunlardan. Mehmet amca diyor ki kuru kuru bilgi olmaz diyor. Hani çay diyor. Şimdi çayı da söyledik. Hava da soğuk gerçekten tam. İçini ısıtacak şekilde. Çaylar gidiyor. Evet. Siz çayı için afiyet olsun. Evet. Abi ben geleceğim. Alama dedim, alama. Paranı al, bunu yazma. Paranın üstüne bak hocam. Emmiyle çay içerken sohbet et. Başçayır'da da görev yapmıştık. Kıran köyündenmiş yukarıda. Oradaki öğrencilerimizden de izleyen olursa onlara da selamlar söyledik şöyle. Hocam. Her yerde simit var bugün. Yeni kurulacak tatlı. Güneş bulutların arasından hafifçe gelmeye çalışıyor. Dışarı biraz soğuk. Meydan burası. Bu hükümet konağını bir yılda yaptılar devlet Silvaş'tan. En çok giyim kuşam üzerine çok fazla, bir de pazarı, özellikle yiyecek içecek sebze pazarı çok ünlü buranın. Ne kadar incirler kilosu? 75 lira. 75 lira. Şunlar? Onlar 150 lira. Onlar 500 mi 700 mi incir abi? Bunlar 150 liraymış. Peki, teşekkür ederim. Hayırlı işler. Bu dönemde en çok güver var pazarda. Sen ekilme zamanı yolu teyze düşmüş galiba. Soğuk.
Mal fidanları. Şunun adı ne acaba? Turp mu bu? Ne kadar kilosu? 5'e. Teşekkür ederim. Turpmuş onun adı. Ben şalga zannettim de. Şıra. Zeytinler var yani çok. Yok yok hayır. Bir köylü yumurtanın tanesi ne kadar? 3,5 lira. Peki teşekkür ederim teyze. Patates 3 kilo yeni mahsul 25 lira diyor. Yani 8 lira filan. Soğan 7,5 liraymış. 6 liraymış. Eski olan patatesler. Fiyatlar böyle. Biber 15 lira, domates 7,5 lira. Ceviz 50 liraymış. Kestane 50 lira. Muşmula da varmış. Muşmula ne kadarmış? Muşmula 15 lira kilosu. Teşekkürler. Çiçekçi var burada bir de. Oldukça geniş. Üşüdünüz herhalde. Hayırlı işler. Biraz soğuk olduğu için emmiler ateş yakmışlar. Son tarla diyor 10 lira diyor. Üzüm bile varmış yani. Üzüm ne kadar? 30 lira. Nerenin üzümü? Kenker üzümü. Kenker üzümüymüş. Pazarın dışına taşmış. Simitler var. Geldi. Geldi. Yufkacılar da. Yufka. Yine birisi mantar var. Hava soğuyunca her yer sıra satıyor bunlar. Simit vazgeçilmez. Simit dünyası diyor. İleride bir belgesel tadında izlemek için bu videoları kalıbe geçelim. 50 yıl sonra çok daha anlamlı olacak belki bu videolar. Aydın deyince akla ya simit geliyor ya da sokak aralarında lokmacılar geliyor benim aklıma. Teyze pazarını yeni açıyor. Geç kalmış. Giysiciler var burada. Hayırlı işler diyelim. Sal tekstilin önüymüş burası.
Emine satıyor. Zeki Müren de bizi görecek mi diye takıldı. Hırdavat malzemeleri. Süpürgeler. Pazar uzayıp gidiyor buradan. Ne kadar zeytinyağı? Teyze 100 lira diyor litresine. Hayırlı işler. Tursun abiye de rast geldik buradan. Okula yetişeceğiz şimdi. Evet, burada da Çintar'ın beyazından var. Ne kadar kilosu? Alabayır'ınmış bu. Alabayır çok ünlü bir yer. Alabayır antik bir yer olduğu için epey bilinen bir yer. Bu armudun adı ne? Çayır armuduymuş. Nerenin peki? Bu da Alabayır. Bu da. Bunun adı ne? Çölmek peyniri. Çölmek peyniriymiş. Sizin orada Gerga var ya. O yüzden merak ediyorum. Ben o öğrenciye takılmıştım. Geleceğim diye bir türlü gelemedim. Şu Çintar'ın az önce bahsettiğimi, bu da beyazı. Yani epey de büyük. Bir karış var neredeyse. Yok amca, sen ne ilerlesin? Aa, bunu ilk defa gördüm. Yönde kanser için bir bicik amca. Bunun adı neymiş acaba? Ezme, aman da yemez. Yok, sadece şöyle bakıyorum. Onu herkes bilir, alıp giyinmez. Ne kadar dedin? Kilo 130 lira. Kilo 130. Değil o, yarım kilo 130. Ha, ya bu 130 lira. Hı. Onun için de arayacağım ben adamı. Hı. Şu Çintar, bunları bildik. Şu Çintar'ın beyazıymış. Evet, mantarlar. Zeytinler var. Köylü pazarı oluyor burası. Devamı? 20. Ne kadar mantar? 30 lira. Teşekkürler. En ucuz bu da. Demme de bura mandalina ve portakal satıyor. Değil mi? Ne kadar simitler? 20 lira, 50 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira. Çıtır simitler diyor. Bir de içen üzümler var burada. Üzümler nerenin acaba? Üzümler aynı der köyde. Paşaelası. Paşaelası'ndan. Ne kadar kilosu? 30 lira. 30 liraymış. Bu mevsimde üzüm görmek de şaşırtıcı. Olay o zaten. Örtülüm. Değil mi? Tabii. Yani siz bunu örttünüz. Ha, üstünü. Aynı duruyor başka. Evet. Taze hemen. Soğuk hava deposu değil bizzat. Hayır hayır, dün hemen. Kestim ben. Ha, dün kestin geldin. Dün kestim ya. Paketlere sardın. Tabii canım, daha bakmasın. Emmi çuvallarına sarmış, getirmiş. Hayır, işte. Pazara çıkarmış.
Hayırlı işler dileriz. Teşekkür tamam ederim. Ya. Çok tamam memnun oldum. Paşa Yaylası'nın üzümleri burada ünlüymüş. Heh. Doğru Paşa. Bak biliyorsun ya bak. Karaköy Paşa Yaylası. Kestane ne kadar? 60. Kestaneler 60 liraymış. Epey de büyük. Gayet de büyük. Fidanlar. Herkes tam zamanı galiba. Çıra satıyor teyzem. Kaç paranız dedin, 20 mi? 15 lira. Çıranın kilosu kaç paraymış? 37. 45 lira civarındaymış. Abi 20 lira o. 20 lira valla 20 lira. Evet, Çin'e pazarında durum bu. Şu ucundan yolumuza devam edelim. Bugünkü gezimizi sonlandıralım. Ve Dursun abiyi tekrar yakalıyorum.